aydınlanma dediğimiz süreç küresel dünya, yani 20. yüzyıl dünyasını anlamak için 17. yüzyıldan itibaren başlayan Avrupa'da meydana gelen sanat, kültür, bilim, edebiyat ve endüstriyel gelişim alanlarında çığır açma ve bu çığırların ana zeminini oluşturan gelişmelerdir. Buna aydınlanma ya da enlightenment dediğimiz hikaye böyle cereyan etmiştir. Şimdi bunu biraz tanımlama içerisine girersek, şöyle bazı önemli noktaların altını çizelim. 17-18. yüzyıllara sanayileşme, aydınlanma çağı adını veriyoruz. Bunun için size bir şey önerebilirim. Güzel bir televizyon programı bu yıl içerisinde veya geçen yıl oldu. Teke Tek programında Fatih Altaylı ile Dücane Cündioğlu, filozof, düşünür Dücane Cündioğlu'nun bir tartışması var, aydınlanma nedir diye. Bence ona da göz atıp izlemenizde yarar var. Günümüzü de anlamak açısından aydınlanmanın etkilerini değerlendirme bakımından ufuk açıcı olabilir. Şimdi bu Batı Avrupa kendi kökenlerini eski Yunan'da arıyor. Ne zaman eski Yunan? Milattan önce 500'ler. Ve kendine ait bir gerçeklik olarak ele alma eğiliminde Avrupa'nın aydınlanması olarak düşünülüyor. Lakin tarihsel anlamda bunu bir daha geniş düzlemde bütün insanlık birikiminin bir yansıması, belli bir coğrafyada ortaya çıkışı olarak değerlendirmemiz daha doğru. Bu bir iktisadi sistem, siyasal sistem, kapitalizm, demokrasi gibi bunun gelişmesi olarak modernitenin temelini oluşturması bakımından ele alınması gereken bir olgu ve çok farklı açılardan sanatı, edebiyatı, kültürü, din devlet ilişkilerini, bireyin öne çıkmasını vesaire gibi pek çok konuyu, kapitalizmin de temelini oluşturan pek çok konuyu bu düzlemde ele alabiliriz. Tarihsel bir olgu olarak düşünmeliyiz. Bunun arkasında yatan başka unsurlar var. Mesela burada aydınlanma yaklaşımına ilişkin şunlar önemlidir. Hiçbir şey uygarlığı insanın üstün, ussal etkinliklere, yani akılla ilgili çabalara, düşünsel, bilimsel ve sanatsal başarılara verdiği değerden ve bunları yüreklendirmesinden ve insanın yaşamındaki düşüncelere verdiği başrolden daha iyi tanımlayamaz. Derken aslında bize akıl, düşünce, bilim ve sanat başarılarına ilişkin bir kısım şeyler sunuyor. Ve 18. yüzyıl düşüncesi sanatı, tabi bu düşünceyi bilimsel düşünce anlamında sanatı aydınlanma olarak adlandırırız. Ve aydınlanmayı kendisini önceleyen 600 yıllık birikim. 600 yıllık birikimin aslında kökenlerinde Endülüs'ten itibaren başlayan Batı Avrupa'yı sonra Avrupa'ya sıçrayan Endülüs mirası, önce Yunan medeniyeti eserleri önce Endülüs tarafından keşfediliyor. Sonra oradan Avrupa'ya tevarüz ediyor. Hatırlayın, geçen haftaki dersimizde, ara sınavdan önceki dersimizde İbn-i Rüşd'den bahsetmiştik. Aristo'nun eserlerini Avrupa'ya kazandıran, yani Arapçadan Latince'ye tercüme ediliyor. Ve böylece bir geçmişe uzanan 600 yıllık bir birikimden söz edebiliriz. Başka ulusların, başka uygarlıkların da etkisinin olduğu bir birikimdir bu. Ve bu birikimde Roma İmparatorluğu'nun yıkılması, arkasından barbar istilaları, işte Gotlar, Vizigotlar dediğimiz şeyi sona erdiren, Orta Doğu halklarına benzeyen Roma tebaası ve yeni yerleşenler barbar aristokrasilerce yönetilen topluluklar olarak belirleniyor ve Roma Cermen İmparatorluğu'nun yıkılmasının Karolenj İmparatorluğu izliyor. Şimdi bu Batı Avrupa'nın siyasi birliğini sağlayan Roma'dan sonra siyasi birliğini sağlayan bir imparatorluk, Karolenj İmparatorluğu. Bu merkezi hükümet sona erince Avrupa'da bir feodal düzen ve derebeylik sistemi güçlenmeye başlıyor. Toplumsal düzen farklılaşıyor. Yani yerellik
ya da yerel güçler hakim olmaya başlıyor. Üç sınıflı bir toplumdur feodalite dediğimiz şey. Üç sınıf. Önce rahipler sınıfı var, arkasından savaşçılar var ve en sonunda çalışanlar, serfler, köylüler var. Bunlardan oluşan üçlü sınıf. Ve Batı ve Orta Avrupa manor bölgelere bölünüyor. Her manorda bir bey var. Bu köylüler, serfler beyin arazisini işliyorlar ve ona vergi verirler. Böyle bir düzen inşa ediliyor. Feodal çağlarda, Orta Çağ böyle bir düzen arayışını gösteriyor. Ve feodal devlet yapısında egemenlik eşitler arasında birinci diyeceğimiz hükümdar ve diğer soylular arasında paylaşılıyor. Tabi bu daha sonra kapitalizm aşamasına geçince diğer soyluların etkinliği ortadan kalkıyor ve devlet hükümdarların hoşuna gidiyor. Burjuvazi ile işlerini götürüyorlar. Hakimiyeti paylaşmanın başka bir modu ortaya çıkıyordur elbette. Burada asıl olan toprak eğimi. Yani. Çünkü arazidir, topraktır verimliliğin kaynağı. Ve geniş bir siyasal gövdenin aniden parçalanması olmaksızın ne Avrupa'da ne de başka bir yerde feodalite olabilir. Derken Braudel bir siyasal merkeziyetçi yönetimin sona ermesinden bahsediyor ve Karolingya İmparatorluğu'na atıfta bulunuyor diyebiliriz. Burada serfler, işçi, köylüler, çalışan kesim, beye ve toprağa bağlı. Malikaneler el değiştiriyor, bey değişiyor ama köleler, yani çiftçiler kalıyor, köle anlamında değil de. Bunlar küçük bir evi ve arazisi olan toplum biçimini, bir küçük bir aileyi temsil eden ve serfin ailesini bir arada tutma hakkı var. Bunun arkasında yatan şey devredilebiliyor demektir. Beye karşı yükümlülükler var, basit yükümlülükler. Özgür köylüler biraz daha gelecek planları yapabiliyorlar. Daha görece olarak serbestler. 11-12. yüzyılda maddi bir gelişme yaşanıyor. Bunların bir kısmını Haçlı Seferleri vesaire bu alanda ele alabiliriz. Doğu'nun yağmalanması bu alanda ele alabiliriz. Kentler yeniden canlanıyor. Ticaretteki canlanma burada burjuvazinin ilk kökenlerini, ilk nüvelerini ortaya çıkarıyor. Ticaret en önemli Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan araç, bağlantı köprüsü ve Orta Çağ'ın sonlarında ticaret hayatı özellikle Haçlı Seferleri sonrasında gittikçe canlanıyor, artıyor. Doğu mallarının talebini karşılama esasına dayalı. Burada bankerler de o. İlk bankerlerin kiliseler bağlamında ele alın, daha güvenilir olması yönüyle ödünç alınan merkezler olduğunu biliyoruz. Ve hayat parayla, paraya çok fazla ihtiyacını duyulmadığı eski ekonomiyle karşılaştırınca daha hareketli hale geliyor iktisadi hayat. Eski ekonominin yerini yeni ekonominin aldığı bir döneme doğru işte buradan aydınlanmaya doğru gidiyoruz. Şehirler değişiyor. Topraktan özgürleşmiş yeni sınıflar kentlere gelmeye başlıyor. Kendi değerlerini yaratıyorlar. Lonca mesleki örgütlenmeler var ve özelleşme var. Aydınlanma ve onu belirleyen, onun öncüleyen reform, Rönesans hareketleri akil adamların kendi kendilerine yaptıkları şeyler olmaktan ziyade toplumsal ekonomik anlamda bütüncül bir hareket, yani Avrupa'yı bütünüyle etkileyen, belirleyen ve toplumsal kökeni olan bir gelişme diyebiliriz buna biz. Burada bazı adamlar önemli. Mesela Marco Polo 13. yüzyılda Asya'ya gidiyor. Uzak Asya, Çin'e, Hindistan'a gidiyor. Buraları geziyor. Onun hatıraları vardır ya da Marco Polo'nun maceraları veya seyahatnamesi vardır. Doğu'yu inceliyor ve bunları doğup büyüdüğü yere götürüyor. İtalya'da başlamasının belki de Rönesans'ın böyle bir Marco Polo düzlemli bir etkileşim olabilir. Dört önemli gelişme sayabiliriz. Aydınlanma öncesi dönemde Avrupa'yı, biraz Orta Çağ'dan, Avrupa Orta Çağ'ından söz ederken bunlardan söz etmiştik. Birinci mevzu, yani önce büyük bir tıkanma gerekir ki arkasından bir açılma dönemi ortaya çıksın.
Yani bir büyük bir düşüşten sonra ancak yükseliş başlıyor. Nasıl ki Moğollar Avrupa'yı, Türk dünyasını ve İslam alemini büyük ölçüde zarara, ziyana uğratıp buralarda büyük bir daralma hali ortaya çıkardı. Arkasından bir Osmanlı meydana geldi. Büyük bir daralma sonrasında büyük bir genişleme oldu. Avrupa'daki aydınlanmayı da büyük bir daralma sonrasında ortaya çıkan genişleme olarak algılamamız mümkün. Buradaki birinci gelişim Haçlı Seferleri. Haçlı Seferlerinin 11-13. Yüzyılda Doğu'yla tanışmasına neden olması Batı'nın ve bunun sağlamış olduğu etkileşim. İkincisi veba. 1350'lerde 13 milyondan fazla insan ölüyor. Yani günümüzdeki pandemi falan düşünürsek bu bile çok pandemi çok masum kalıyor. Nüfusun büyük bir kısmı gidiyor orada çünkü. Üçüncü mevzu Doğu Roma çöküyor. Doğu Roma'nın çökmesi yani İstanbul'un fethi. Türkler tarafından fethi. Ve ardından da 15. yüzyılda yeni sömürgeler için pupa yelken gemiler ve denizcilik faaliyetlerin hızlanması dediğimiz dört önemli gelişme. Birinci mesele Haçlı Seferleri. Neden Haçlı Seferleri önemli? Çünkü burada bir vaat var, Avrupa'yı hareketlendiren bir durum var. Ama bunun sonunda büyük bir yıkım var işte. Antakya'daki Hristiyan merkezleri, Latin krallıkları vesaire. Bunlar çok uzun ömürlü olmuyor. Ama en önemli şey Haçlı Seferlerin sonunda Batı'nın kazanmış olduğu şey 1200'ler, 1200'ler civarında, 1100'lere kadar, 1100'ler civarında işte bu küçük devletçikler sona eriyor. Doğu'nun gemicilik bilgisi Avrupa'ya taşınıyor. Bu çok önemli bir etki oluşturuyor. Ve Haçlı Seferine katılan köylüler diğer taraftan büyük bir hastalık ve bela sıkıntıdan zarar görüyorlar. Ama bunların içerisinde önemli bir buluş var. Geri dönenlerin elinde bulunan. Bu da pusula. Ve Arapların buluşu olan gemilerde kullanılan dümen. Bununla arkadaşlar uzun soluklu seyahatlerin ve keşiflerin yapılabilmesi imkan sağlayan bir mentalite ortaya çıkıyor. Yani Haçlı Seferlerin böyle bir aydınlanmanın temelini oluşturduğuna dair iddialar var. İkincisi korona. Temelde korona, o zamanın koronasıdır bu. Veba dediğimiz şey. Yayılışı çok hızlı. Bazıları işte diyor ki bu şuradaki Kırım Kalesi'nin Cenevizleri kuşattığı zaman Moğollar burada kendi vebadan ölmüş olan askerlerini mancınıkla kaleye atıyorlar. Cenevizler hepsi birden vebaya maruz kalıyor. Avrupa'ya kaçıyorlar. Kaçtıkları zaman gittikleri yeri de kasıp kavuran ve neredeyse nüfusun üçte birinin ölümüne sebep olan büyük bir tarımsal hasıla yok edebilecek büyük bir travma. 14. yüzyılda 1350'lerde 6-7 yıl süren büyük bir travmatik dönem veba. Bunun sağlamış olduğu etki. Ve Avrupa'nın ilk uygarlığını anlamak için felaketleri hatırlamak ve mücadele etmek için ilk yoksulluk dönemini. Yani nasıl, nereden geldik biz buraya? Biz eskiden şöyle perişandık, böyle perişandık anlamında. Bunu Braudel'in meşhur neyse tarihçisi Braudel'in düşüncesine bağlı olarak böyle özetleyebiliriz. Hayal. Üçüncü mevzu İstanbul. İstanbul fethediliyor. Ve böylece aradaki köprü Doğu Roma'nın gitmesiyle Avrupa, Hindistan, Çin'e bağlı İpek yolu kapanıyor. Ne yapacaklar? Başka bir yol arayacaklar. Başka yollar arayacaklar. Ve Akdeniz'i önemli ölçüde ne yaptılar? Osmanlı egemenliğine terk etmiş oldular. Bu da alternatif yollar arama, aydınlanma çağını başlatan unsurların belirmesi. Dördüncü önemli gelişme aydınlanmanın arkasında yatan keşifler ya da sömürgecilik dediğimiz konu. Bunun emperyalizm boyutundan bahsedebiliriz. Sömürgecilik boyutu, emperyalizm boyutu. Aslında Amerika'yı Christoph Kolomb'dan 5 asır önce İskandinavların keşfetti biliyorsun. Kuzeyden arkaya atlay veriyorsunuz şeye. Bering Boğazı'ndan geçiyorlar. Bir kısmı Grönland üzerinden geçiyorlar. O aradaki bağlantıyı düşünün.
Grönland'dan Kuzey Amerika'ya geçtiklerini falan düşünebiliriz. İzlanda'ya önce gidiyorlar biliyorsunuz Buz Adası, Iceland dedikleri şey. İzlanda'ya, Iceland, Kuzey Amerika'ya koloni kurmuyorlar. Çünkü gerek yok, buna ihtiyaçları yok. Burada kalıcı olmuyorlar. Deniz aşırı ilk sömürgecilik faaliyetlerini Portekizler Atlantik'te Batı Afrika'ya yakın 3 takıma da yerleştirerek başlatıyorlar. Bu işin denizciliği mimarı Portekizliler, İspanyollardır. Yani Venedikliler, Cenevizlilerden sonra İtalyan şehirleri zayıfladıktan sonra diğer bölgeler güçlü hale gelmeye başlıyor. İşte Kanarya Adaları'nı falan kolonileştiriyorlar. Şeker plantasyonları, üretim alanları oluşturuyorlar Madeira Adaları'nda. Ve yerliler tüfüsten, savaşlardan ölüyorlar ve kalanları köleleştiriyorlar. Bir köle ticareti de var arkada tabii ki. Çok güçlü bir köle ticareti var. Şimdi geçen haftaki derste Mayalar, Aztekler, hatırlayın yerlilerle İspanyol ordusunun karşılaşması durumunda 80 bin kişilik yerli ordusunun 500 kişilik İspanyol ordusu tarafından tarumar edildiğinden falan bahsetmiştim. Üstünlükten kaynaklanıyor. Bir de yerlilerin bilmediği mikroplar vardı hatırlayın. Bu mikroplar bu toplulukları yok etmişti neredeyse. Bugün Avrupa yer pardon Amerika yerlerinden bahsetmemiz mümkün değil. Çok az kısım kalmıştır. Dört etkiden bahsettik. İşte bu Portekiz'in Afrika kıyılarından gelerek buraları ele geçirmesi. Buraya tohumlar bırakıyorlar, hayvanlar bırakıyorlar. Tavşan istilaları ortaya çıkıyor. Yangınlar meydana geliyor. Ormanlık alanlar yakılıyor yeni yerleşimciler. Ve yerli türler ortadan kalkıyor. Biraz yağma talana dayalı bir dönem. Köleciliğin 15. yüzyılda bilinçli bir köle ticareti başladığını, savaş esirleri yerli halklar, savaş esirleri köle olarak satılıyor. Uzunca sürüyor. 20. yüzyılın başına kadar devam ediyor aslında köle pazarları pek çok farklı bölgelerde. Başka bir şey denizcilik meselesi. Çin'in denizcilik bilgisi 15. yüzyılda çok diğer bölgelerden daha fazla. Doğu Afrika'ya kadar gelebilecek, deniz aşırı seferler yapabilecek gemiler icat edebiliyorlar. Ve 100 yıl ortasında, 15. yüzyıl ortasında Müslümanların üçgen yelkeni, Avrupalıların kare yelkeni beraber kullanan gemiler yapılıyor. Ve rüzgara karşı ilerleyen uzun seferler ve rüzgar bilgisi sayesinde gitme imkan sağlayan gelişmeler var. Buharlı gemiler yok henüz. Gemicilikte rüzgar bilgisi önemli. Ve çok sayıda Hint Okyanusu'na, Afrika kıyılarına yolculuklar var. Ve daha kolay bir seyahat imkanı ortaya çıkıyor. Ve burada büyük ticaret imparatorlukları kuruluyor. Güney ve Doğu Asya'nın Amerika'nın sömürgeleştirilmesi. Yani Amerika bütünle İngiliz ve Fransızlar tarafından paylaştırılıyor. İnanılmaz bir servet akışı. Bu merkantilizm dediğimiz gelişme sonrasında Avrupa'ya akan şey. Avrupa'nın yapısı kökten değişiyor. Hangi açıdan değişiyor? Bütün ekonomik anlamda, bağlantılar anlamında, küresel ilişkili anlamda yapısal olarak değişiyor. İşte büyük ticaret imparatorlukları, büyük ticaret imparatorluklarının bu yeşille belirlenen kısmı İngiliz kolonisi. Sarı olan kısımlar Fransız kolonisi, diğerleri Hollandalılar. Yeşil olan bölge ise Portekiz kolonileri, Avrupa imparatorlukları, ticaret imparatorluğu. Ne zaman? Tarih 1770'i temsil ediyor. Yani dünyanın hemen hemen çok büyük bir kısmını etki altına alan bir ticaret imparatorluğu kurulu. Yeni bölgeler dikkat edersek büyük çoğu yeni bölgeler. Bu arada 12. yüzyıl sanattan söz ettik. Sanatın 12. yüzyıldaki karşılığı gotik çağ. Avrupa sanatının mimari belirleyen bir tarz Roma mimarisine bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Yuvarlak kemerler, kubbeler ortadan kaldırılıyor. Daha sert ve sivri hatlar
belirginleşiyor. Bu Fransız Alman sanatçıların öncülüğünde yayılıyor. İtalya'da etkisi görülmüyor. Avrupa sanatının merkezi olmasına rağmen Tanrı'nın krallığından doğaya doğru yönelmeye başlayan Avrupa ruhu kendini plastik sanatlarda gösteriyor daha çok. Gotik sanatçıların duyumsal, deneyimsel bir alana girdiklerini görüyoruz 12. yüzyılda. Dünyevi güzellikleri Tanrı'nın gücünü yansıtan şeyler olarak değerlendiriyor ve doğalcılık meşrulaştırılıyor. Ve deneyimlenen gerçekliğin nesneleri sanatın konusu yapılıyor. Mesela bunlardan bir tanesi Notre Dame de Sion Katedrali, gotik sanatın göstergelerinden birisi. Dünyevi olanı reddediyor 12. yüzyıl ve bunun güzellenmesi yapıyor. İnsanın doğayı aşkın şekilde, aşkın gerçekliğin yansıması değil, sadece kendisi olarak görmeye başlaması gotik sanatla beraber gündeme gelmeye başlıyor. İşte Alman gotik yazıları ve gotik bir katedralden vitray örnekler görüyoruz sanat bağlamında. İki şeyden bahsettik. Bir tanesi Rönesans, diğeri Reform. Aydınlanmanın arkasında yatan şey Rönesans 15. yüzyılda İtalya'da doğan bir dünya, sanat ve insana bakış açısı. Antikite ile bağını yeniden kurduğu dönem Avrupa'nın, yani antik çağlarla matbaa bulunuyor. Önemli şey. Yeni buluşlar var, yeni sömürgeler var ve servet akışı var. Rönesans'ı bunlar büyük ölçüde tetikliyor. Bu arada yeni dünya ve insan anlayışı, felsefi anlamda hümanizmi doğuruyor. Hümanizm. Tabii hümanizmi böyle bir insana karşı merhamet falan duygusal anlamda düşünmeyen, Türkçe'de kullandığımız gibi insanseverlik gibi bir şey değil. Mevzu insanı merkeze alma, aklı ve evreni yaradan akıl arasında özdeşlik kuran bir anlayış. İnsan aklıyla evreni yaratan akıl arasında özdeşlik kuran. Yani işte Smith'in bireysel çıkar, toplumsal çıkarı gerektirir ya da toplumsal çıkar maksimizasyonunu da sağlar şeklinde böyle bir tümvarım yöntemi uygulandığını söyleyebiliriz burada. Bu da hümanist bir iyimserlik havası hakim. İnsan yeteneklerine güvenmeliyiz der bu felsefe. Henüz bilmiyoruz ama bileceğiz. Yapamıyoruz ama yapacağız. Buna dayalıdır. Brodel'e göre hümanizma bir atılım. İnsanın kademeli olarak özgürleşmesi yönelik kavgacı bir girişim. İnsan kaderini iyileştirme ve değiştirme olanaklarına bakan, yönelen bir eğilim. İlhamını nereden alıyor? Devrimcilikten. Avrupa devrimciydi Brodel'e göre. Şimdi de öyledir. Avrupa tarihinin tümü bunu tekrarlar durur. Ve aynı zamanda karşı devrimciydi. Hala da öyledir der Brodel. Hümanizme bakış açısı. Galile bu dönemin ünlü bilim adamlarından diyor ki Tanrı insana iki kitap gönderdi. Bir tanesi İncil, diğeri doğadır diyor. Tabiat diyor. Şimdi başka figürler var. Temsilciler Orta Çağ. İşte günümüzde de Erasmus gibi 15. yüzyılın sonlarına doğru 16. yüzyılın başlarında Rönesans'ın önde gelen düşünürleri. Deliliğe Övgü meşhur kitabı bağnazlığa karşı biliyorsunuz sonu çok kötü oluyor. Erasmus'un Deliliğe Övgü halen varlığını sürdürüyor. Yani toplumda bir şey daha sonra kadri kıymeti biliniyor ama reddediliyor başta. Kopernik aynı şekilde o da reddedilen Orta Çağ döneminde 16. yüzyıla doğru gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü söylediği zaman kafir ilan ediliyor Kopernik'te. Başka önemli kişiler mesela Montaigne, meşhur denemeleri yazan, adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur diyor. Bir arayış var, bir özlem var, mevcut düzene bir isyan var, devrim denemeleri var. Buradan nereye doğru gideceğiz? Avrupa devrimlerine doğru gideceğiz. Ve dünya düşüncelerle değil, deneyimlerle kavranır diyor Montaigne. Thomas More,
yine 16. yüzyılın başlarında Ütopya diye bir roman yazıyor. Burada ütopik bir devlet tasarlıyor. Meşhur bir en meşhur kitabıdır. Özel mülkiyetin olmadığı, yasak olduğu, herkesin devlet adına üretim yaptığı, paran olmadığı bir düzen öneriyor. Ve herkes ihtiyacına kadar alır. Bir tür komünizm gibi bir şey. Bireyler belli bir saat, işte 6 saat çalışır, geriye kalan kısımlarını sanat ve bilimle uğraşır diyor. Şimdi yöneticilerden söylerken Platon'un ideal devletindeki gibi iyi eğitilen yöneticilerden bahsediyor. Platon'un devletinin 16. yüzyılın başındaki versiyonu Thomas More'un Ütopyası. Francis Bacon 16. yüzyılın ortasında İngiliz deneyiciliğini kuruyor ve uygulamalı bilimlere öncülük ediyor Bacon. Floransa Katedrali, Rönesans mimarisi, Yunan mimarisine etkileniyor. Mona Lisa, Rönesans döneminin meşhur şaheseri. Leonardo da Vinci'nin çizim sayfasını görüyoruz. Nasıl bir sanat kullandığına dair. Michelangelo'nun son yargısı. Bunlar da Rönesans sanat eserleri. Rafael Bebek İsa, Kardinal, John Van Eyck, Bruegel, köy düğünü. Bunlar dönemden kalan eserler. Rönesans'la beraber Avrupa aslında bir dünyanın merkezi haline gelmiştir. Rönesans ve sonrası dönemde Avrupa merkezi. Ve her şey bilim, sanat, felsefe, gelişme, teknoloji vesaire neyse bütün bunların hepsinin Avrupa merkezli bir hal aldığını görüyoruz. Bu aydınlanma çağının bir yansıması diyebiliriz. 1700'e geldiğimiz zaman 1700'de büyük genişlemeler gösteren mesela bunlardan Osmanlı görüyoruz, Safavileri var, Moğolları görüyoruz. Rus İmparatorluğu, Manchu Hanedanı Çin'de ve Avusturya Habsburg İmparatorluğu var. Büyük bir 1700'deki dünya böyle büyük güçler, çok az sayıda güçler tarafından temsil ediliyor diyebiliriz. Modern zamanlar dediğimiz şey Orta Çağ'dan, Rönesans'tan sonra gelen zamanlardır. İşte günümüzdeki zamanlar. Buradaki modernlik kelimesi önemli. Çünkü modernleşme, kapitalizm, piyasa ekonomisi, kalışma, gelişme, kalkınma vesaire. Bu aslında bu kavramların hepsi hemen hemen tamamı birbiri yerine kullanılabilecek kavramlardır. Modern kelimesi tamamen farklı bir dünya hayali demektir. Yani klasik olmayan demek. Ve burada birkaç tane boyut var. Bir tanesi bilimsel boyut. Bilimsel devrim, modernliği ifade eden. Şöyle diyor Newton'un mezar taşında, doğa ve doğanın yasaları gecede saklı dedi Tanrı. Bırak Newton olsun dedi ve her şey ışık oldu. Ve buradan Newton'un başlattığını, bilimsel devrimi başlattığını atıf ediyor. Evrensel yerçekim yasasıyla iki dünya görüşü arasında bir kopuşu belirliyor. Doğrudan Tanrı ve melekler tarafından yönetilen bir doğadan, kendini düzenleyen bir doğaya ve tanrısal iradeyi yansıtan bir doğadan da insan yasalarının sebep-sonuç ilişkisinden başka bir şey dile getirmeyen gökyüzü mekaniğine geçildi. Burada kopuştan önce insan doğa ile tanrısal arasında bir aracıdır. Dünya kitabı insana çözülmesi için verilmiştir. Ve doğa dediğimiz şey tamamı başka bir gerçeklik düzenine bağlı. Kendi içerisinde yasaları vardır anlamında. Yeni dünya insanın doğadan koptuğu ve yerini aradığı bir dünya olarak tanımlanıyor. Kozmik bir otomat. Dönemin işte ünlü filozoflarından Pascal da sonsuz uzayın ebedi sessizliğinin kendisini ürküttüğünden bahsediyor. Burada arkadaşlar aydınlanma dediğimiz hikaye o zaman akılla ilişkilendirebilir. Aklın ön plana çıkmasıyla ilişkilendirilebilecek bir düşünce biçimi diyebiliriz. Üç tane bilimsel devrim
etkili oldum bu düzlemde. 13. yüzyıldan itibaren 3 dünya sistemi açıkladı bilimsel gelişmeleri. Aristoteles'in 13. yüzyıla batı yorumlarla, spekülasyonlarla 13. yüzyıla giren Aristoteles'in düşüncesi, klasik bilimi kuran batının özgün inşası olan Descartes ve Newton ve 20. yüzyılın başına itibaren de Einstein'ın öncülük yaptığı düşünce. Bunlar bilimsel devrim. Siyasal devrimler yok mu? Evet, siyasal devrimler de var. Siyasal devrimi yapan demokrasinin ötekiler içinde bir yönetim biçimi olmaktan çıkıp tek rasyonel devlet biçimi haline gelmesi. Nedir bunun karşılığı? Siyasal devrimin ulaştığı en son merhale demokrasi. İngiltere, Amerika, Fransa bu süreci yaşıyor. Fransa İhtilali 1789 insan hakları bildirgesiyle buna tetikliyor, öncülük ediyor. Ve daha önce tanımlanmış bir dünyaya meydan okuma, insan ve yurttaş olmaktan kaynaklanan hakları ön plana çıkarıyor. Birinci mevzu siyasal haklar. İkincisi kültürel devrim. Kültürel devrim çok uzun sürüyor. Neden uzun sürüyor? Çünkü burada reform ve Rönesans'tan köklerini alan aydınlanmanın düşüncenin laikleşmesiyle ortaya çıkıyor. İnsan bütün araştırmaların merkezi haline getiriyor. Artık doğa Tanrı'nın insan için kurduğu bir ev değil, doğayı didik didik edip kurgulamak gerektiği konusunda bir uzlaşı var. Üçüncü devrim sanayi devrimi. Neden sanayi devrimi? Çünkü burada emek soyutlanıyor. Önceki o serf biçimde derebe isteğinden kopan emek, modern şehirlere gelen emek burada sanayi devriminde soyutlanıyor. Aletin yerini makine alıyor. Emek süreci insana değil makineye bağlı olarak ele alınıyor. Sanayi devrimi kapitalizm ekonomik ve toplumsal bir sistem haline getirmesi yönüyle aslında modernizmi başlatan bir şeydir. İşte 19. yüzyılın en büyük gelişmesi ve 18. yüzyılda nüvesini oluşturuyor. Nerede başlıyor? İngiltere'de. Fransa'ya sıçrıyor. Arkasından Almanya, ABD'nin 19. yüzyıl sonlarına doğru sanayileştiğini görüyoruz. Kuzey Avrupa'daki ülkeleri de sayabiliriz burada yani. Avrupa'nın kuzeyindeki bayağı Batı Avrupa dediğimiz ülkeler. İspanya Portekiz değil ama Belçika, Hollanda gibi ülkeler, Danimarka gibi ülkelerde hatta İskandinavya ülkelerinde dahil edebiliriz buraya. Ve sanayi devrimi sömürgecilikle beraber Batı uygarlığının yeryüzüne yayıldığı bir dönemi başlatıyor. Arkasından merkantilizm, sömürgecilik ve Batı uygarlığı dünyaya yayılıyor. Burada etkili olan unsur sanayi devrimi de itici güçtür, buhardır. Buharın kullanılması, buhar gücünün kullanılması, serbest emeğin etkin kullanılmasına dayalı buharlı makineler sanayi devrimi başlatıyor. Bunu aynı zamanda demir yollarında, deniz taşımacılığında kullanıyorlar. Böylece sanayinin hem girdi hem pazar açısından geniş bir coğrafyaya ulaşması sağlanıyor. Bu 19. yüzyılın diğer devrimlerle ilişkilendirilebilecek bir durum. Aslında bu eskiden yapılmış bir icat. M.Ö. 3. yüzyılda buhar makinesini icat ediyorlar. Ama metal küreyi döndürmek için kullanan makine için kullanım alanı düşünülmüyor. 1700'lere doğru İngiltere'de bir buhar pompası icat ediliyor. 19. yüzyılın başında da raylar üzerinde giden bir lokomotif yapılıyor. Buharlı gemiler geliştiriliyor. Amerika, Avustralya'da bol miktarda tarımsal hasılan olduğu özellikle buğday Avrupa'ya akıyor. Yani aslında bolluk, refah, bütün oradaki her şeyin Avrupa'ya taşınması bağlamında. Bütün kültürel yerler, hatta Mısır uygarlığını anlatırken hatırlayın, İngiltere'de sıradan basit şeylerde, müzelerde bile, mahalle arasında rastlayabileceğiniz müzelerde bile bir firavun mumyasını görmeniz mümkündür. Yani ne var ne yoksa bütün o sömürgelerde bulunan pek çok şeyi aktarmışlar. İşte Anadolu uygarlıklarına götürdüklerini daha 1990'larda geri getirmişiz bazılarını. Bu arada başka bir şey, barok sanat 17-18. yüzyıllarda egemen olan anlayış. Burada en önemli barok mimarinin en önemli özelliği
süslemede aşırı bir aşırıya kaçış, hareket ve biçim açısından özgürlük. Aslında genel özgürlük trendini, bireyin eğilimlerini, yansıtma trendini barok sanatta görmemiz mümkün. Süsleme ve bezecilikle ayırt ediliyor. Mimari ve resimde, edebiyatta romantizm önceliyor. Duygulanımsal metinler üretiliyor. Müzikte ise Rönesans'ın tek düzeline karşıt biçimde kontrast ve görkem içeren orkestra eserler türüyor. Konçerto mesela bunlardan bir tanesi. Ve bu dönemin meşhur barok müziğinin Monteverdi, Vivaldi, Handel, Bach ve Telemann dediğimiz kişiler, müzisyenler. İşte 18. yüzyılda mimaride bir barok Alman kilisesi örneği görüyoruz. Bu zanaat dediğimiz el işlemesi, bunun sanayiye doğru evrimi, kentlerin oluşması, büyük kentleri geliştiren zanaatların fabrikalarla beraber maliyetin düşmesi söz konusu olunca artık sanayi ön plana, sanayi faaliyetler dediğimiz buradan kitlesel üretime ve standartlaşmaya doğru gidiş var. Kitlesel üretim. Üretimin çapı büyük ölçüde artıyor bu kitlesel üretimle. Birinci unsur bu sanayi devrimini gerçekleştiren. İletişimin artması, bilginin akması, malların akması. Mesela buna birinci küreselleşme döneminde 1870'lerde başlayan döneme ulusal posta gelişimi, telgrafın icadı, haberleşmenin, kitlesel gazetecilik derken iletişim yaygınlaşması da bunu destekliyor. Sanayi devrimi tüketim mallarında Avrupa'daki yaşam standardını yükseltiyor. Çünkü burada artış çok fazla, çok fazla üretim var. Kentli sınıflar, kentli çalışan sınıflar açısından ağır çalışma ve yoksulluk koşullarını getiriyor. Buna sefalet ücretleri falan diyor Marx. 19. yüzyılda işte ihtilale, Fransız ihtilaline katılanlar yoksullar, köylüler. Ve 19. yüzyılın ortasında büyük ayaklanmalar başlıyor. İkinci ayaklanma, bu da kapitalizmin yaratmış olduğu düzensizliğe, gelir uçurumuna bir isyan. Bu arada ulus devlet, feodalizm sonrasında kapitalizmle beraber güçlenen bir özelliğe sahip. Modern kamu düzeni başlıyor. Ulus devletler güçleniyor ve bunlar birbirini tetikliyor. Polis teşkilatı mesela 19. yüzyılın ortalarında. Kentsel hizmetler, altyapı, sağlık sigortası vesaire. Bütün bunlar, parklar. Yine 19. yüzyılın orta ulus devlet güçleniyor. Günümüzdeki modern devletin fonksiyonlarının 19. yüzyılın ortalarında biçim kazandığını söyleyebiliriz. Başka bir şey demokratik devrim. Sanayi devrimi, demokratik devrim. Burada da egemenliğin, meşruiyetinin, yönetilenlerin rızası. Egemenliği neye göre belirleyeceğiz? Meşruluğunu yönetilenlerin rızası fikrine dayalı olarak. 18. yüzyılın devrimci fikri, doğal hukuk dediğimiz hukuk gelişiyor. Amerikan Bağımsızlık Savaşı doğal hukuk felsefesine dayalı. 1776 biliyorsunuz hem Smith'in kitabı bu tarihte yazılıyor hem de Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi var. Aradan çok kısa bir zaman geçtikten sonra Fransız İhtilali, İnsan Hakları Bildirgesi ve Burjuva Demokratik Devrimleri'nin zirve yaptığı bir nokta ortaya çıkıyor. Bu arada bireyin meydana gelmesi, bireyin kendini ifade etmesinin göstergesi olarak kölelik kaldırılıyor. Serflik kaldırılıyor. Serflik ve kölelik iki devrimin sonucudur. Ve emek serbest hale geliyor. İç savaş, bu köleliğin kaldırılması. Amerika İç Savaşı'nın 19. yüzyılın sonlarına, 1880'lere kadar süren iç savaş, kuzeyin sanayisinin ihtiyacı olan serbest emek, güneyin tarımın ihtiyacı olan köle emeği farklı siyasal ve ekonomik çıkarlar bağlamında değerlendiriliyor. Ve bu demokratik devrim sonuçlar itibariyle Avrupa ve Kuzey Amerika'da devrimler ortaya çıkıyor ve egemenlik rıza ile meşrulaştırılabilir anlayışı gelişiyor. Yani halkı tepeden değil, despot değil, rıza ile. Ve modern siyasette böyle şekilleniyor. Kapitalizm sistemi
İlk iki önemli girdisi yeniden düzenleniyor. Emek böylece serbest kalıyor. Sermaye ulusal sınırlar içinde güvenliğe kavuşuyor. Hangi koşullarda? Barışçı, demokratik koşullar, ulus devlet koşulları içerisinde. Bilimsel devrimin 18-19. Yüzyılda meydana getirdiği değişimi bir Newton fiziği ile iki Darwin'in evrim kuramı ile açıklamak mümkün. Burada başka isimler de var. Mesela John Locke modern düşünceyi tetikleyen unsur. 17. yüzyılda yaşıyor ama büyük ölçüde etkiliyor. İnsan anlayışı üzerine bir deneme makalesi. İnsan bilgisinin deneyimlerden kaynaklandığını, düşünme süreciyle seçildiğini ve sınıflandırılmış duyumlardan oluştuğunu ifade ediyor. Yani doğuştan gelen idealar yoktur diyor. Anglo-Sakson İngiliz deneyiciliğinin blurlaşmış hali olarak John Locke bir İngiliz filozofu olarak çıkıyor. Diğer bir ritüel önemli kişilik Newton. Çok bahsettik ondan. 17. yüzyılda 20. yüzyıla kadar fizik ve matematiği belirleyen adam temel paradigmayı oluşturuyor. Öğrenciyken bile renklerin karışımı olarak beyaz ışıktan bahsediyor. Aynalı teleskopu icat ediyor. Yer çekim yasası meşhur. Newton fiziği birkaç yüzyıl etkili oluyor. Ve bu yasalar Principia Mathematica, Philosophiae Naturalis, doğa felsefesinin matematik ilkeleri. 200 yıl bütün alanlara, mekaniğin bütün alanlarında etkili oluyor. Sarsıntılar, sarkaç, mermilerin yönü, havanın direnci vesaire gibi doğa felsefesi denen felsefeyi belirleyen adam Newton yasaları. Felsefenin bir başka uzantısını Immanuel Kant'ta görürüz. Alman aydınlanma nedir derken diyor ki kendi yüzünden içine hapsolduğu darlıktan kurtulup aklını kullanmaya, işte akıl meselesi burada önemlidir. Aklını kullanmaya başlaması Kant'ta. Ve evrensel doğa tarihi ve gökler kuramı 1755'te yazmış. Güneş sisteminin oluşumuna ilişkin evrimci bir yaklaşım sahibi. Sonra bu bir temel varsayıma önemli bir adam. Descartes. Bunu da duyduk. 17. yüzyıl, bakın çoğu böyle bu yüzyıla, 17-18. Yüzyılda matematik ve felsefede önemli bir isim. I think therefore I am diyor. Yani düşünüyorum o halde varım. Bu da optikteki yansımanın yasasını buluyor. Aynı zamanda gidiş açısına eşitliyor. Cebir geometriye uyguluyor vesaire. Descartes'in de böyle bir yönü var. Bu arada ansiklopedistler çıkıyor. 17 cilt olarak 18. yüzyılda büyük bir çalışma ve filozoflar var aralarında kadın yoksa da sanatçı topluluğu. Diderot bunlardan birisi 900 madde yazıyor. Şöyle diyor. Dünya bir nedenle yok olsa bile insanlığın biriktirdiği bilgi burada kalacak diyor. İşte Montesquieu bunlardan birisi. Grimm, Rousseau, D'Alembert gibi bunlar da bu ansiklopedistler içerisinde yer alıyor. Bu olup bir ekol diyebiliriz buna. Bunlardan Diderot Filozof Düşünceler, Filozofça Düşünceler kitabında kiliseye saklıyor. Kitabı yakıyorlar, kendisini de sürgüne gönderiyorlar. Romantizmi kuruyor bu. Diyor ki yalanın faydası bir kere, gerçeğin ise sonsuza kadardır. Böylece bir için katkı bırakıyor. Darwin, türlerin kökeni, Origins of Genesis. Türlerin kökeni kitabı, evrim teorisinin temel eseri. Tabii şunu söylemiyor, insanlar maymundan geldi demiyor. Diyor ki maymunlarla insanlar ortak bir atadan geldi diyor. Bu buna yönelik eleştiriler de çok fazla ama bir açıklayıcı bir tez, daha mantıklı açıklayıcı bir tez de, başka alternatif bir tez de bilimsel olarak ortaya atılmış değil. Jean-Jacques Rousseau 18. yüzyılın düşünürü, müzik tarihçisi, meşhur toplumsal sözleşmesi vardır. 1762'de yazdığı Emile kitabı vardır. Goethe'yi etkiliyor, Schiller'i etkiliyor. Romantizmin kurucularından meşhur. Özellikle toplumsal sözleşmeyi demokrasinin temel metni olarak okuyan çok sayıda insan vardır.
Başka bir düşünür Voltaire. 18. yüzyıl Fransız düşünürüm. Bu da kilise ve din egemenliğine karşı çıkıyor. Ama buradaki Voltaire'in şeyi demokrasiden ziyade aydın despotizmidir. Aydın yani şöyle diyor, aydınlanmış bir monark diyor. En iyi şekilde bu yönetir yani adam güçlüyse, kafası bilgiyle donatılmışsa, aydınlanmışsa bunun despot olmasında bir mahsur yoktur diyor. Tanrı olmasaydı onu icat etmek gerekirdi falan diyor. Bu da Fransız düşünürlerden. Bu yine iktisatçı olarak biraz iktisada artı değerle biliriz. Karl Marx'ı 18. yüzyıl Alman düşünürüm. Aydınlanmayı destekliyor ama toplumsal eşitsizlikler çok fazla diyerek tarihsel materyalizmle açıklıyor tarihi. Diyalektik materyalizm işte tarih sınıfların çatışmasının bir ürünüdür. Sürekli sınıf çatışması tarihidir falan diyor tarihi açıklarken. Toplumlar üretim güçleri ve ilişkilerindeki değişimler bağlamında ele alıyor. Bu da kendi içerisinde oluşturmak için düzene bir eleştiri. Herder yine Alman düşünür kültür kavramını geliştiriyor. Milliyetçilik kuramlarını geliştirenlerden bir tanesi. Bu arada edebiyat dediğimiz sanatın başka bir alanı oluşuyor. Roman doğuyor. Edebi tür olarak modern dönemin önemli özelliğidir. Bireyin, insanın, evrenin odağına yerleşmesi meselesi. Romanların temel mevzusu. Matbaa bunu tetikliyor. Kentli okuyucular oluşuyor çünkü. Ve yazacak zamanı olan insanların bireylerin hikayesini anlatmaya değer bulması. Yeni bir ebedi tür, yeni bir edebi tür ortaya çıkıyor. 17. yüzyılda Don Quixote'un Cervantes'in yazdığı Don Quixote'un ele alındığını biliriz. Henry Fielding'in romanları ve ardından meşhur Robinson Crusoe film romanı. Genç Werther'in acılarıyla Goethe'nin romantik eseri, romanlar. Honoré de Balzac gerçekçi yaklaşımın isimlerinden bir tanesi olarak çıkıyor. Yine bunlardan Victor Hugo, romantizmin kurucusu, bir de edebi kısmı var Rönesans'ın. Akılcılığa, maddeciliğe tepki gösteriyor burada. Mesela Notre Dame'ın kamburu böyle bir şeydir. Sefiller yine böyle bir şeydir. İç muhasebe, vicdan meselesini vurgular. İnsanın içerisini vurgular. Balzac, hakeza 19. yüzyıl Fransız romancısı, gerçekçi roman kurucularından Goriot Baba, Eugène Grandet, Vadideki Zam, bak şu meşhurdur. Ve gibi eserleri var. Bireyin kendi içinde bulunduğu koşulları, çatışmalarını, çelişkilerini ifade eder. Böyle bir bireyden merkezli. Mesela şunu söylüyor. Mezarlarından çıkmış cesetler, her gözeneğinden beyindeki hırsların fışkırdığı bir çarpık bet suratlar denizi. Suratlar değil de daha çok maskeler, iktidarın veya aczin, sefanın, ezanın veya riyanın maskeleri. Peki bu duygu, ahlak, ilke yoksun topluluğa hangi güçler hükmetmektedir? Altın ve zevk-i sefa. Buradaki çelişkiyi ve iç çatışmasını vurguluyor. Emile Zola, 19. yüzyılda 20. yüzyıla sarkan bir Fransız romancı, naturalizmi başlatıyor. Realizm etkisini yitirdiğini söylüyor ve kendisine naturalist diyor. Bunun pozitivizmin edebiyata yansıması olarak düşünebiliriz. Doğa insan kadar önemlidir. İnsan doğa ve toplumsal koşullar tarafından belirlenir, biçimlenir ve insan edilgendir diyor Zola. Baudelaire, modernist estetiğin kurucusu Fransız şairi, Kötülük Çiçekleri diye kitabı var. Bir çevirmen şair. Şiirleri de bizim şiirimizi, Türk şiirini etkiliyor. Mary Shelley, az sayıda kadın düşünürlerden. William Goldwyn, feminist aktivist Mary Wollstonecraft'ın kızı, Frankenstein yazıyor. Fantastik edebiyatın ilk ürünlerinden diyebiliriz. İnsan tarafından yaratılan bir canavarın ağzından Tanrı'ya isyan dile getiriyor.
madem sevmeyecektin beni neden yarattın diyerek böyle bir isyankar duruşu temsil ediyor. John Alston, 19. yüzyıl İngiliz yazarı. Taşlı hayatını, dar kafalılığı, toplumsal ilişkilerin kısıtlılığını, kadındaki ilişkilerini anlatıyor. Popüler romanlar halen devam ediyor. Bu arada bir de plastik sanatlar belirginleştiğini söylemiştik. Modernite mimaride bir yenilik getirmiyor. Eski formları yorumluyor. Neoklasizm eski Yunan mimarisinin ögelerini kullanıyor. Sütunlar, anıtsal binalar. Mesela Amerikan Başkanı Thomas Jefferson'ın Virginia ve Vilayet binası Roma mimarisine esinleniyor. Bunun pek çok örneklerini görürsünüz. Yani bizim bu pek çok eski anıtları simgeleyen eserleri pek çok yerde, Anıtkabir gibi başka yerlerde pek çok yerde görmeniz mümkündür. Gotik mimari burada yeniden canlanıyor. Romantik akımın izleyicileri gerçek ahlaki ve dini değerlerin cisimleşmesi olarak gördükleri bu mimariyi savunuyorlar. Ve bunların içerisinde Sir Charles Barry İngiliz parlamento binası. Muhteşem bir bina burası ve nehir kıyısında. Buna benzer pek çok Avrupa başkentlerinde binalar görmek mümkün. Mesela Budapeşte de benzer bir parlamento binasını görmek mümkün. Bir bu dönemi yansıtıyor. Kent planlaması, modernitenin simgesi, Paris kentinin yeniden düzenlenmesini sağlayan Haussmann kent planlamasında moderni oluşturuyor. Büyük anıtlarla birleşen dümdüz bulvarlar. Neden buna ihtiyacımız var? Çünkü halk ayaklanmalarını hızla bastırma amacı güdüyor ve kente ilişkin bir perspektif ve düzenleme arzusu. İşte Eyfel merkezli olarak gelişen geniş caddelerden bahsediyoruz. Modern resim, tutkulu arayışlar, büyük değişimler alanı olarak resimde ortaya çıkıyor. İşte savaş talimi yapan Arap süvariler 19. yüzyılın ilk çeyreğinde. Klasik akademiye karşı bir tepki ve Cezayir'e gittiğinde yapıyor bunu. Dengeden ziyade zevk ve heyecanı yansıtıyor. Oldukça resimde heyecanlı, canlı bir görüntü. İzlenimcilik akımı, iki at yarışı Edward Manet ve William Paul Frith arasında böyle bir karşılaştırma. Bu da meşhur resim, modern kamusal alan oluşuyor. Sıradan insanlar, sıradan bir gün ve sıradan karşılaşmaları Moulin de la Galetta Dans. İtalyan bulvarı Pissarro'nun resmedilmiş. Yatak odası Van Gogh, bunu görüyoruz. Burada gerçeklik değil, ressamın iç dünyasını yansıtan dışa vurumculuğun örneği, yalnızlıktan bahsediyoruz. 19. yüzyıl sonlarına doğru doğayı taklitten vazgeçiyor. Bu sefer duygulara yoğunlaşılıyor. Resim sanatında duygulara yoğunlaşıyor. Ve modernite hiçbir zaman tek bir şey olarak ele alınmıyor bu bağlamda. Nasıl akıl ve düzenle bunlara karşı duyulan güvensizlik hep bir arada gerçekleşiyor. Akıl var, düzen var ama bunlara karşı güvensizliği de temsil eden girift haller var. Biraz felsefeye doğru, yakın döneme doğru gelecek olursak Nietzsche 1900'e kadar yaşıyor. Alman filozofine, modernitenin yarattığı kitle toplumuna ve rasyonel insana kuşkuyla bakıyor. Özgürlük problemini tartışıyor. Kendi çağında ve sonra gelecek olan düşünürler hala ellerinde kitaplarla, gençler Nietzsche'nin kitaplarını okurlar, dolaşırlar. Nietzsche'nin böyle bir etkileşim sağladığını görüyoruz. 100 yıl önce gitmiş olmasına rağmen. Heidegger'de Alman düşünürler olarak yine daha yakın dönemde modernitenin insanın dünyada kendine bir ev kurma çabası olduğunu ifade eder. Tanrı tarafından hiçliğe fırlatılmış olan insan zaman ve mekan içinde kendine bir ev kuracaktır. Nedir bunlar? Dil, kültür, bina, inanç ve ritüeller. Heidegger böyle bakar dünyaya. Dünyanın resmini Heidegger, özneyi, modern özneyi, bilim adamını eleştiriyor.
maddi dünyayı bir resimmiş gibi karşısına alıyor, seyrediyor. Resim her zaman gerçekliği örten bir unsurdur. Bizden gizlediği gerçekliği anlamak için içinde hareket etmemiz, salınmamız ve bir parçası olmamız gerekir diyor dünyaya bakış açısından. Bu iki kavram, modernite ile modernizm kavramı, Batı dışı modernite üzerine düşündüğümüz zaman ortaya çıkıyor. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'daki modernite, başlayan modernite dünyanın tamamını etkiliyor. Bir yandan sömürgecilik şeklinde ortaya çıkıyor gelişme. Ama bütün dünyayı, bütün kozmolojiyi, dünyaya, hayata, evrene bakış açısını büyük ölçüde değiştiriyor, belirliyor. Diğer taraftan Batı dışı modernlik farklı coğrafya biçimlerinde. Başka yerde yok mu ya? Sadece her şey Batı merkezli, Kuzey Amerika merkezli mi ortaya çıktı? Hayır. Mesela iki tane örnek var. Ne onlar? Bir tanesi Rusya, diğeri Osmanlı. Buradaki modernleşme çabaları. Bunu Japonya'ya da uzatabiliriz. Belli bir miktar. Ve modernliği farklı coğrafyalarda ele alma, Batı dışı modernlik. Eurosantrizm dediğimde Avrupa merkezli bir dünya fikri var. Onun dışında da bir modernite arayışı var. Ve bunu farklı coğrafyalarda savunmak, siyasal ve kültürel girişimde bulunmak demek bu Batı dışı modernite. Mesela Rus romancı Dostoyevski bunlardan birisi. Batı dışı modernliğin çelişkilerini, sancılarını, ikilemlerini anlatıyor. Romanlarında ufuk açıcı Doğu Batı bilim inanç çatışmasını ve bunlarla uğraşıyor. Özgürlük problemini tartışıyor. Ruslarda bu biraz daha belirgin 19. yüzyıl özellikle. Petrograd işte 18. yüzyılın başında Rus çarının inşa ettiği bir şehir ve Batı dışı modernliğin simgesi. Aydınlanmış bir monark diye bakıyor. Voltaire'in dediği gibi ulus ve ulus devlet inşa etme düşüncesi içerisinde Rus çarı Petro ve kenti ikiye bölen bulvarda Petro'nun heykeli bronz süvariyle bitiyor. Pushkin yine Rus şairi modernleşmenin sıradan insanlarla yarattığı etkiyi anlattığı şiirin başlığı. Rus ve Osmanlı modernleşmesini birbiriyle karşılaştırırsak bazı benzeşen ve ayrışan yanlar var. Geleneksel askeri yapıyı Ruslar 1700'lerde tasfiye ediyor. Osmanlı'da 1826'da tabi Ruslar epey bir yenik düştükten sonra Vakai Hayriye ile kaybediyor. Daha doğrusu değiştiriyor, sistemi tasfiye ediyor. Ama tabi bir taraftan Osmanlı'da parlak bir geçmiş var. Asr-ı Saadet dönemi var. Rusya'da ise geleceği inşa etmeye yönelik umutlar söz konusu ikisi arasında. Böyle teknik bir farklılık var. Osmanlı modernleşmesinin Türk, Osmanlı ve sonrasında fikir hayatındaki modernleşme sancılı konulardan birisi. Ve toplumsal bağlardan kurtulup, geleneksel bağlardan kurtulup yurttaş olmak meselesi. İdeal olarak benimsenmesine rağmen biraz korku verici bir süreç. Neden? Çünkü cemaat toplumu daha fazla etkili burada. Birlikte yaşam bireyi de çok daha ikinci plana itilmiş durumda. Türk modernleşmesinde Beşir Fuat bu figürlerden birisi yaklaşık bir 30-35 yaşlarında intihar ediyor. Biyolojiden edebiyata kadar geniş bir ilgi alanına sahip. Romantik eserler veriyor Victor Hugo etkisinde. Gözyaşı ve verem edebiyatından tiksindiğini söylüyor. Emile Zola hayranı. Fransa daha belirgin Osmanlı modernleşmesinde örnek alma bakımından. Sonra Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp'in geçeceği fikir buhranlarından geçiyor. Bunları yazıyor, tartışıyor. Bu da trajik bir şekilde hayata veda ediyor. Böylece arkadaşlar aydınlanma meselesini günümüze kadar 20. yüzyıla gelirken aydınlanma dediğimiz süreci aslında tanrı merkezli bir dünyadan insan merkezli bir dünyaya geçiş olarak algılamamız mümkündür. İşte bunun yansımaları bilim, sanat, edebiyat, ekonomik gelişme vesaire doğayı anlama bağlamında. Buradaki temeldeki insan merkezli dünya fikri
günümüzde sorgulanıyor. Aklın sorun çözme kapasitesi yine eskisi kadar güvenilir bulunmuyor. Buradaki çelişkiler iç içelik halen devam ediyor. Ve bilim felsefesinde, siyasette bu sorgulama halen devam eden sonuçlara sahip. Böylece ama günümüzün dünyasının, 20. yüzyılın dünyasının nasıl şekillendiğini, nasıl biçimlendiğini anlamamız için de son ondan önceki birkaç yüzyılda meydana gelen gelişmeleri özellikle düşünürler bağlamında böylece ele almamız mümkün diyebiliriz. Böylece aydınlanma konusunda gözden geçirmiş olduk. Teşekkürlerimle beraber burada bitireyim.